Merhaba arkadaşlar. Bir Nefes Felsefe 20 söyleşisine hoş geldiniz. İslam Çorum İlahiyat Fakültesi'ndeki İslam felsefesi okumalarımızı, İslam ahlak felsefesi okumalarımızı problematik olarak kısa metinler şeklinde üniversite gençlerine yönelik olarak hazırlamıştık. Bunlar Geçerken Felsefe dergisinde yayınlanıyor. Bu sene de 5-6 tane sitede bu metinlere hiç bakmadan yine her problemi incelediğimiz, her kronolojik olarak incelediğimiz filozofi ve ortaya koyduğu çözüm önerilerini bir problem merkezli müzakere ediyoruz. Bugünkü 10 Şubat'ta yayınlandı. 10 Şubat benim için oldukça benim için değil, hem hepimiz için oldukça elim gün. Çünkü 5-6 Şubat arasında biz Türkiye'ye dönecektik. Ara tatilde Fas'a gittik. Ve o Geçerken Felsefe'de İbn Haldun merkezli o toplumsal aidiyetimizi, birlikte yaşamamızı, İbn Haldun merkezli asabiyet kavramını sebep ve nesep bağı açısından değerlendiğim yazıyı orada çıktığını öğrenmiştim. Biz felsefeyi iyi yaşama sanatı, bir arada yaşama sanatı, toplumsal barışın bir unsur olarak nasıl okuyabiliriz? Bu çerçevedeki çalışmalarımız var biliyorsunuz. Burada da hemen bugün onu kayda alayım dedim. Çünkü yani çok önemli. Acı haberi öyle gurbette almak. Çünkü o gün uçaklar ertelendi. Ve o 5'e 6'ya bağlayan dönüp geldiğimizde baktık ki Suriye, Lübnan ve bizim işte Hatay, Maraş, Antep, Urfa civarındaki o hatta çok büyük bir deprem olmuş. Yani son yılların en büyük depremi, o fay kırığı tetiklendi. Ve şimdi dolayısıyla bu vesileyle işte vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifa, orada çalışan kardeşlerimize de metanet diliyoruz. Ve biz de teorik olarak o bir arada yaşama sanatı üzerindeki okumalarımızı devam ettiriyoruz. Yani burada özellikle bu felsefenin amacına baktığımız zaman yani eğer insanın mutluluğunu elde etmek tahsilü sade bu dünyada, ahirette de saadet-i kusvayı temin etmekse yani felsefenin anahtarıdır diye. Yani bu şeyi 3 serilik bir metafizik tartışmalarımız vardı biliyorsunuz. Kuru gürültü, boş gevezelik olarak görülen yeni çağ pozitivistlerin ortaya attığı metinleri inceledik. Ama bunu yani en son ilk felsefe olarak biz metafizik olarak ilahiyatı görüyoruz. Felsefeyi uğrağı olarak ilahiyatı görüyoruz. Niye bunun üzerine olan bu yazı? Eğer yani felsefe tahsilü sade ve saadet-i kusva ise bu dünyada mutluluğu, huzuru, iç dinginliğini yakalamaksa, ahirette de bunun nihai mutluluk, kurtuluşu sağlamaksa mantıkla olacağını söyler bizim filozoflar. Yani o tahsil-i saade ise mantıkla miftah-ı saadedir. Yani niye? Çünkü mantık tikelden tümele, bilinenden bilinmeyene tutarlı bir şekilde işte hüküm çıkarma sanatıdır. Eğer mutlu olmak da rasyonel, tutarlı bir şekilde bunu uygulamak olarak düşüneceğimiz zaman yani onun bizimkilerin tanımının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Yani İbn-i Sina'da iyi delili kötüsünden ayırt etmeyi hedefleyen mantık, kişiye mutluluğu temin etmeyi biricik hedef olarak gören felsefenin anahtarıdır der. Şimdi bu çerçevede felsefeyi ula yani metafizik mutluluğun elde edilmesi için şarttır. Sonra bu bilginin pratiğe aktarılması üzerinde dururlar. Hakkın ve hayrın bilgisi diye tanımlaması bundan dolayıdır. Teorik felsefe bilmek suretiyle nefsi yetkinleştirirken pratik felsefe ise yapılacak şeyleri bilmek suretiyle bu yetkinliği tamamlamak hedeftir. Yani iyi yaşama sanatı derken kastettiğimiz bizim bu. Bilgisizlik mutsuzluğun temel ayracı olduğu için safsadan kaçınmak önemlidir. Bu da mantık ile olur. Mutluluğun elde edilmesi bu açıdan son derece önemlidir. İyi yaşama sanatı üzerine biraz daha duralım müsaade buyurursanız. Aristoteles'i ilk öğretmen, İbn Sina'yı ise ikinci felsefe öğreticisi olarak Bacon, bunu işte daha önceki yazılarda ve söyleşilerde
boş gevezelik olarak görmenin aslında oradan hareketle geliyor ama biz işte oradaki ironiye dikkat çekmek istiyoruz. Yani bu çünkü orada doğrulanabilirlik merkezli bir anlayış oluşmaya başlamıştı. Metafizikte gevezelik olarak görünmüştü biliyorsunuz. Bu Karl Popper'la birlikte yanlışlanabilirlik tasavvurunun gündeme geldiğini okuduk. Eğer biz problematik bir okumanın eğer problem buysa, metafizik boş bir gevezeliktir, yani boş konuşma sanatıdır falan diye işte doğrulanabilirlik ve yanlışlar doğrulanabilirlik üzerinden giderse, biz bunu eğer kronolojik olarak okuyacak olursak İbn Sina'ya bakmamız lazım. Çünkü niye? Bundan yüzyıllar önce İbn Sina tümden gelim, kıyas tüme varım istikra ilişkisini bir arada düşünmüş, sofistlerin söylemini eleştirmek için tüme varım üzerinde hassasiyetle durmuştur. Yani eğer kronolojik olarak okunacaksa bu yeni çağ pozitivistlerinin söyledikleri problemleri çok daha öncesinde bizim Müslüman alimlerimiz özellikle İbn Sina gidermiştir. Ama bunlar İslam felsefesinin ana hatlarıyla bilmediği için bu metafiziği gayet rahat olarak işte gayet rahat bir şekilde gevezelik olarak nitelendiriyorlar. İbn Sina açısından düşünecek olursak fikirle elde edilen bilgi tasavvur ve tasdikle kazanılır. Tasavvur ilk bilgi olup herhangi bir öncüle gerek duymaz. Beyaz ve insan tasavvurunda olduğu gibi ya tanımlama hat veya betimleme resimle oluşur. Tasdik ise kıyas ve burhan ile çıkarsanmayla oluşturulur. Açıklanmak istenen yargıyı veren delil, hüccet yani, ya kıyasla yani bir şeyin başka bir şeyin örneğe uygun olarak ölçülmesiyle ya da istikra ve benzeriyle elde edilir. Bu noktada tüme varımlı çıkarımlarda ihtimalliğin öznel olmasından bahsetmek, onların her türlü akılcı dayanaktan yoksun olduğu anlamına gelmediğini söylemesi İbn Sina'nın çok önemlidir. O güvenilir bilgi niteliğinde olmayan ham tecrübe ile gözlem ve deney ile işlenmiş, arındırılmış tecrübe arasında bir ayrım üzerinde durur. Tabiat bilimlerinde istikrar ve tecrübe şarttır. Bunların dışında bir de ahlak ve toplum yani içtimaiye bilimleri gibi genel yöntemlerden başka istatistik ve tarih tenkidi gibi bazı özel yollara ihtiva eden ilimler olduğundan da bahseder. Bunun modern felsefedeki karşılığına gelince Kant'ın mantıktan yoksun tecrübe kördür ama mantık tecrübeye dayanmaksızın soyut gerçekliğin özellikle matematik nesnelerin bilgisini sağladığı için boş değildir sözü hemen aklımıza gelsin. Dolayısıyla deneyici ve tüme varımcı yöntemin hiçbir işe yaramadığı ve tecrübeden yoksun mantık boştur sözü tutarlı değildir. Evet, ampirizm bilginin kaynağı olarak deneyi ön plana alırken rasyonalizm de aklı önceler. İlk akım tüme varım yöntemini kullanarak metafiziksel kavramları dışlamıştır. İkinci akım yani rasyonalizm ise tümden gelim yöntemini kullanarak eleştirel bir tarzda yani o şey bilgiyi açıklar, bunu metafiziksel tasarımlarla yapar. İşte bu iki karşıt akımı eleştirel bir tarzda inceleyerek duyumdan gelen ile akıldan kendiliğinden olan etkinliğin sentezini yapmaya çalışan Kant, dogmatizm ile septizm ikileminden kurtulmaya çalışır. Konuyu dağıtmadan şöyle özetleyebilirim. İbn Sina bana göre tüme varım ve tümden gelim yöntemiyle modern matematikte sonsuz çıkış ve inişi anlatır. Türk metafiziğinin temel öğretisi olan varlığın birliğindeki nüzul-u uruç kavsi dediği kavramı burada denilen kavramı burada hatırlayın lütfen. Türk İslam edebiyatında devriye de denilen kavramsallaştırmayla evrenin ve insanın Tanrı'dan çıkıp kavsı nuzul olarak çokluk alemini oluşturması ardından kavsu uruç ile Tanrı'ya dönmesini anlatmasını. İşte bu deyişleri bu çerçevede o yedi ozanı bu şekilde onun deyişlerini bu şekilde bir düşünün lütfen. Ya da Sivestika terimiyle Doğu felsefesinin temel tasavvurunu mimari eserlere kazıtılması hususu da bu çerçevede düşünülebilir bana göre. Şimdi bunu Reinbach'ın gözlem ve deney üzerinden kurulu empirizmin Bacon ile peygamberini, Locke ile liderini, Hume ile eleştirmecisini bulduğunu söylemesi modern batı felsefesinden önemlidir. Evet. Ama İbn Sina felsefe tarihini kronolojik olarak inceleyeceksek gözlem ve deneye dayanan bu deneyimin istikrar ile birlikte uygulanmasını gerektiğini belirtir. İşte bu husus gözden kaçıyor. Burayı tekrar edeyim. Yani gözlem ve deneye dayanan deneyimin istikrar ile birlikte uygulanması gerekir. Çünkü sorun varlıkta yüklem yani mahmul ile mevzu konu arasında sebep bulunmadığı zaman çıkarım ilişkisinin nasıl kurulacağından çıkmaktadır.
Velhasıl metafiziğin dışlanması ilk bakışta özgürleştirici olarak görülebilir. Ancak keşfedilecek bir şeyin olduğuna inanana kadar bir uygulama olarak bilimin geleceğinin problematik olduğu hususu gözden kaçmaktadır. Çünkü temellendirilmemiş uygulamalar istikrarsız ve özünde anlamsız bir hayat akışının bir parçası olma ihtimalini her zaman taşır. Peki, mutlak ve külli bir ilim olarak biz metafizik üzerinde duruyoruz ve vurguluyoruz ve bundan neyi kastediyoruz? Hikmetlerin hikmeti olan felsefe ile metafizik alana işaret ettiklerini söylüyoruz bizim Müslüman filozofların. Çünkü her hakikatin ilk sebebi olan ilk hakkın bilgisidir o. İslam felsefe geleneğinin ilk alimi olan Kindi, felsefenin en yüksek seviyesi olarak metafiziği hikmetlerin hikmeti olarak adlandırmıştır. Nitekim bu husus sonraki filozoflarda daha da netleşmiştir. İlahiyatı eğer teoloji olarak düşünecek olursanız, tabii varlıkların ilk illeti, illetlerin illeti, mebdelerin mebdeyi yani kaynakların kaynağı olan Allah hakkında araştırma yapar. Bunun yanı sıra bir de diğer ilimlerin ilkelerini araştıran ilk felsefe vardır. Hikmet denilen disiplin bu olup en doğru, en kesin, faziletli ilim nesnesine dair araştırma yapar. Peki bu nokta Aristoteles'e tekrar dönecek olursak, Hristiyanlıktan önceki son yüzyılda düzenlenen yazılarına fizik ile ilgili konulardan sonra gelen anlamda meta terimi post anlamında değil, geçme, aşma, trans anlamında kullanıldığını söylenildiği niye gözden kaçıyor? Burayı tekrar edeyim. Fizik, metafizik odan ziyade yani burada bu geçme, aşma, trans anlamında kullanılması var burada. Şimdi metafizik deneyimini deneyim alanını aşan, duyular üstü olan varlığı araştıran bilim anlamını kazanmaktadır. Tanrı bir bütün olarak dünya ve ruh hakkında konuşur. Metafiziğin dünya hakkında konuştuğu bu nesneler Tanrı, rasyonel teoloji, bir bütün olarak dünya, rasyonel kozmoloji, ruh, rasyonel psikoloji olmak üzere metafiziğin üç disipline karşılık gelmektedir. Metafiziğin belli üç disiplindeki ortak öge onların hepsinin rasyonel bilimler olmasıyla ortaya çıkar. Yani bu metafizik bilimler deney bilimleri değil, tersine akıldan kaynaklanan rasyonel bilimlerdir. Bu disiplinlerin konu edindiği var olanların olanağı ve özü her durumda saf akıldan hareketle ve saf düşünme yoluyla kazanılan kavramlardan hareketle ancak ussal yani akli olarak belirlenir. El felsefetul ula, ilk felsefe olarak ilahiyat, metafizikten ilahiyeti özdeşleştirmemizden neyi kastediyoruz? Bunu da söyleyeyim, hemen bitireyim. Metafizik üzerine üçlemenin sonunda şu hususu tekrar vurguluyoruz. İslam felsefesinde metafizik kavramı el felsefetul ula, yani ilk felsefe, ilahiyat ve hikmet diye isimlendirir. İşte burada Türkiye Cumhuriyeti'nde yüksek din öğretiminde ilahiyat teriminin seçiminin ne kadar isabetli olduğunu, İslami ilimler diye ayrı fakülteler kurmasını ve felsefe grubu dersleri azaltmaya çalışmaların aslında İslami olmayan ne evrende sizi ilgilendiren derken nasıl bir şey yapıyorsunuz? Yani seküler bir tanımlamanın tuzağına düştüğünün farkında değil misiniz diye sormanın bir anlamı yok. İlahiyat, çünkü biz ilahiyat teriminin son derece tutarlı olduğunu söylüyoruz ve bir gün bu ilahiyat fakültelerinin isimlerindeki farklılıklar da tekrar aslına döner diye düşünüyoruz, umut ediyoruz. İlahiyat, tabii varlıkların ilk illeti, illetlerin illeti, ilkelerin ilkesi olan Allah hakkında araştırma yapar. Bu anlamda metafizik ilk illetin bilgisine ulaşmaktır. Bu tıpkı ontolojinin, yani varlık kavramına yoğunlaşan disiplinin metafiziğin bir parçası olması gibidir. Bunun yanı sıra bir de diğer ilimlerin ilkelerini araştıran ilk gerçek felsefe olduğunu belirtmiştir. Mutlak hikmetten kastedilen budur. Bu anlamda hikmet bazen en üstün bilinen hakkındaki en üstün bilgi, bazen en doğru ve en sağlam bilgi, bazen de bütün varlıkların ilk sebeplerinin bilgisi olarak tarif edilir. İbn Sina'nın ifadesiyle söyleyecek olursak, bunu hikmetlerin hikmet olan metafizik disiplinine karşılık gelmesinden kasıt budur. Tekrara düşmek pahasına vurgulayacak olursak, varlıktaki en üst mevcut Tanrı'dır. İçerdiği ikincil konusuna nispetle metafiziğe en şerefli ilim veya ilmil ilahi denir. Bu noktada Aristoteles'ten sonraki müstakil olarak metafiziği felsefi bir disiplin olarak kurup teolojiden, kelamdan ayıran İbn Sina'dır. Burayı özellikle vurguluyorum.
tekrar edeyim lütfen. Yani müstakil ilim olarak metafiziği bir disiplin olarak kuran Aristoteles'ten sonra ve teolojiden ayıran İbn Sina'dır. Oysa Kindi teoloji ve metafizik arasında bir ayrım yapmayıp metafizin öncelikle Tanrı ile ilgili olduğunu vurgulamıştı. İbn Sina'yı takip eden Farabi ise İbn Sina'nın takip ettiği Farabi ise ilk felsefenin varlık olarak varlık hakkındaki araştırma olduğunu, Tanrı ile sadece ikinci planda ilgilendiğini belirtmesi bu son derece önemlidir. Hepinize esenlikler diliyorum. Bir sonraki Bir Nefes Felsefede buluşmak ümidiyle.